Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Truck World'deyiz yine. Driving School okulundayız ve derslere devam edeceğiz. En son bölümümüzde 17. bölüme kadar gelmiştik. 17. derse kadar gelmiştik. Fakat 17. derse kadar aslında 7'den 17'ye kadar sadece 11'de 1 yıldız almıştık. Ve hatta 7'den değil 6'dan 7'yi biraz önce oynadım ben çünkü kayda girmeden önce 2 yıldızı öyle aldım. Ve 17 yıldız istediği için de 18, 19, 20'ye geçiş yapamamıştık. Bugün hem 18, 19, 20'yi oynayabilmek adına şu an 15 yıldızımız var. 2 yıldız daha toplayacağım ve bunları oynamaya çalışacağım. Bir de videonun sonuna doğru direksiyon setiyle ilgili, şu anda direksiyon setim yine önümde, siz görmüyorsunuz tabii, kamera açısında değil. Direksiyon setimle ilgili ayarların nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Dün bir arkadaşımız videonun altına yorum yapmış. Direksiyon seti ayarlarını nasıl yapacağız, yapamıyorum diye. Ona yardımcı olmak adına veya başka farklı diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olmak adına direksiyon seti ile ilgili ayarları gösteriyor olacağım. Şimdi hızlıca başlayalım. Nereden başlayalım? Şöyle kolay iki tane bulmak istiyorum. Çünkü çok zor. Yapamıyorum yani. Yan park etme, ileri zikzak. Şu ileri zikzak yaparız herhalde ya. Geri gitmek biraz zor ama ileriye biraz daha şeyiz, aşinayız. Abi baksanıza nasıl dönüyor. Direksiyon setiyle böyle dönemiyorduk. Evet, bir yıldız kopardık en azından buradan. Sıradaki ders diyelim. Bakalım sıradaki ders neymiş? Ha, geri zikzak. Muhtemelen dorse yoksa geri zikzak da yaparız diye düşünüyorum. Tabii geri zikzak da böyle de böyle de zor abi geri. Geri gitmeyi beceremiyorum hiç. Şu an hiç olmadı zaten ya. Baştan başlayacağım buna. Tekrar dene diyeceğim. Yani baştan zaten şey olduk. Kaçırdık olayı. İçeriden süreyim bakalım. Valla içeriden daha iyi geldim ama yine bir yıldız alamadık. İçeriden sürdük yine bir yıldız alamadık yani. Sıradaki dersi deneyelim diyecektim. Römorkla zikzak. İleri zikzak. Bakalım römorkla ileri zikzak nasıl olacak? Ezmeden yapmak istiyorum ama dubaları ezmeden yapmak da çok zor. Burada arkada bakın ezdik dubayı da. Çarpmayaydık, iyiydi. Neyse bir yıldızı aldık. İki yıldızı topladık en azından. Güzel. Şimdi ders listesine geçiyorum abi. 17 yıldızımız var. 17 yıldız. Diğerlerinden yıldız alamadık ama artık çok önemsemiyorum onları. Şu 18, 19, 20. bölümleri merak etmiştim. Geçmesi gerçekten zor arkadaşlar. Yani deneyin. Tavsiye ederim. Zevkli, eğlenceli ama geçmesi gerçekten zor. Zor dersler sunmuş bize oyun. Bakalım. Keskin dönüş diyor. Keskin dönüş neymiş? Bir görelim keskin dönüşü. Dar yerlerde dönüş yapmak faydalı olabilir. Olabilir. Ama yapabilir miyiz? İşte önemli olan o. Hayda. Bu ne böyle? Ne yapacağım? Dönüp buraya mı sokacağım şeyi? Arkadaşlar süreyi çok takmıyorum. Doğru şekilde fark edebiliyor olmam benim için yeterli. Ezmeden
gezdik burayı. Dokunduk ama İzmir'e sanırım. Yerde götürüyoruz ya. Gezdik değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bir geri manevra. Hop! Olamaz ya. Klavyeyi bile ayarlamak zor yani. Klavyeye bile ciddi alışmak gerekiyor. Bas korneye 700 şeydi. Bunu tekrar deneyeceğim abi. Bunu yaparım ben ya. Yapacağıma inanıyorum ben bunu. Dokunduk ama şey yapmadık. Abi frene basmak istiyorum, olmuyor. Ya bu kadar zor yapmasaydınız keşke ya. Keşke bu kadar zor yapmasaydınız yani. Kırılmadı ama şey oldu. Zor abi. Gerçekten zor. Sıradakine geçelim bakalım. Bu neymiş? Römorkla keskin dönüş. Vay. Römorkla keskin dönüş. Göreceğiz bakalım nasıl dönüşmüş. Bu ne ya? Nasıl döneceğiz römorkla? Tamam, makasladık makasladık da nasıl dönecek ki? Römork dönmez ki. Buraya girebileceğiz miyiz şimdi böyle? Çok zor. Her halükarda şu Dorset Dubai'yi ezecek. Kurtuluşu yok yani. Hatta Dorset değil, bizim arka tekerimiz ezecek yani. Başka Dubai ezmeden gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Belki şöyle yaparsak gideriz. Ah! Baştan alacağım. Olmadı. Dur bakalım, hesaplayacağım şimdi. Şimdi önce yola çıkmadan önce bir hesaplayacağım abi. Çalıştır bakalım, çık dışarıya. Şimdi abi biz nasıl yaparız bunu?
Soldan sağa deneyeyim şöyle bir. Oo, başta oradaki Dubai'yi ezdik zaten. En baştaki Dubai'yi baştan ezdik yani. Acaba bunlarda hani 3 yıldızı falan geçtim. Hem tamamını böyle 2 yıldızla falan bitiren var mı acaba ya? Çok iyi ya. Korsanın arkasını şöyle attırmaya çalışıyorum da diğer tarafa doğru sürükleyerek. Olmuyor, hiçbir şekilde olmuyor yani. Bir şekilde attıralım, şey yapamıyoruz. Dorsayı diğer tarafa çeviremiyoruz. Ha, vallahi bu sefer olacak. Erken konuştuk ama. Kubaları devirmeden gireceğim bu sefer. Şöyle bir foto alayım. Kubaları devirmeden girersem ekran resmine bunu koyacağım. Kubaları devirmeden girdim diye. Baya sıfır geçiyorum resmen ya. Ulan arkadaş ne Dubai'miş ya. Hayır ya. Her halükarda şuradaki Dubai'ye takılıyoruz arkadaş. Olamaz yani. Çok küçük hareketlerle geçiyorum. Abi
Dubai'ye takılmadan sokmak istiyorum dedim, az kalsın uyuyordum. Her halükarda şuradaki Dubai'ye takılıyoruz. Ah yaş yaş. Ulan nelerle uğraşıyoruz ya. Aha. Arkadaki Dubai'yi ezmeyelim. Burada iki tane Dubai'yi ezdik ya. Geç abi. Bas kornayı. Olmaz. Sıfır puan. Geç sıradaki dersi görelim bir de. Sonra da direksiyon setinin nasıl ayarlanacağını göstereyim arkadaşlar. Ya çok eğlenceli ama yapamıyorum ya. Çok sinir oluyorum. Burada ne yapacağız abi? Döneceğiz mi? Kulenin etrafına mı döneceğiz? Hop. Havalara çok pis taktım kafayı ya. Dubalara çok pis taktım kafaya abi. Dubalara çarpmamak için şey yapıyoruz resmen ya. Çarpmayacaksın değil mi oraya? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım mı? Sürte sürte geçiyoruz şu anda. Yalnız sürttüğümüzde kıvılcım falan da çıkıyor. Abi bizim şöyle genişten alarak dorsayı da oraya takmadan dönebilir olmamız lazım. Vallahi sürte dönüyoruz. Bir tur daha atalım. Böyle genişten bir tur daha atalım. Alıştık zaten dönmeye. Çarpmayaydık iyiydi. Şimdi buraya nasıl geleceğiz? Abi çok zor. Yapamayız yani. Yapamayız. Zorlayalım mı, zorlamayalım mı? Bence zorlamayalım artık çünkü yapamayacağız zaten. Belli yani yapamayız. Yani çok zor. Ezdik abi. Öndekini ezdik, arkadakini ezdik. Neyse bari park edelim de şu şekilde gelelim. Başka edeceğiz. Başka edeceğiz mi dedik. Hepsini ezdik. Çık abi çık. İnsanın siniri bozuluyor giremeyince ya. Evet arkadaşlar şimdi oynadık, güzel eğlendik, biraz sinirlendik, biraz gerildik ama oynadık, bir yere geldik. Şimdi ayarlar bölümünde direksiyon setimizi nasıl ayarlıyoruz? Ayarlara girdik. Kontroller bölümünde. Burada arkadaşlar main devik.
Öyle telaffuz ediliyor herhalde. Bilmiyorum. Bakın burada şu anda klavye mouse seçili zaten. Bastığımız zaman direksiyon setimiz bilgisayara bağlı ise direksiyon setimizi direkt seçebiliyoruz. Ben Logitech Y29 kullanıyorum ve direkt gördü direksiyon setimi. Bu arada burası Türkçe gösteriyordu. Şu an niye Türkçe göstermiyor onu anlamadım. Şöyle bir tekrar Türkçe'ye alayım bakayım ben. Kontroller. Evet, burada arkadaşlar bir değişiklik yapmışlar. Evet, burası güncellenmiş. Burası güncellendiği için. Aa, güncellenmiş. Ben ayarlarken böyle değildi çünkü. Tamam, şimdi seçtik abi. Bu ne işe yarıyor? Ha, direksiyonumuzun şeyini ayarlıyoruz buradan anladığım kadarıyla. Yo. Ben bir çözeyim de size de anlatacağım. Çünkü böyle değildi ben kullanırken. Şöyle yapalım abi. Şimdi şurayı kapatalım direkt. Bu otomatik ayarlamayla alakalı bir durum arkadaşlar anladığım kadarıyla. Geçtim direkt orayı. Direksiyon eksenini birleştir diyor. Buna biz hayır diyeceğiz. Pardon. Evet diyeceğiz. Bakın burada dönüşle ilgili açımız geldi. Şimdi üzerine tıklıyorum. Direksiyonumu hareket ettirdiğim zaman direksiyonumu algılaması gerekiyor. Algılamadı. Niye algılamadı? Normal şartlarda yani bunu muhtemelen şu an gösteremeyeceğim herhalde. Çünkü direksiyon setini direkt algılıyordu arkadaşlar. Yani şöyle yapıyorduk. Seçiyorduk. Buradaki dönüş açısını seçiyorduk. Ve direksiyonu çevirdiğim zaman otomatik olarak direkt algılıyordu direksiyonumu. Şu an algılamıyor. Niye algılamıyor? Bakalım başka bir şey yapabiliyor muyuz? Yok, yapamıyoruz. Değiştirmişler abi ayarlarını. İlk ben oynamaya başladığım zaman direksiyon setiyle oynadım. Zaten videolarımı izleyen arkadaşlar biliyorlardır. Direksiyon setini ayarlarken burada ayarlamıştım. Bu şekilde ayarlamıştım. Şimdi ESC diyeyim, aşağı doğru inelim. Şimdi bakın gaz. Gazım zaten otomatik ayarlı geldi gördüğünüz gibi. Ama şu an %100 gazda görünüyor. Şuradaki ayar işaretine basıp tersi evet dediğimiz zaman bakın sıfırlandı ama sıfırdan eksi 1'e doğru düştü. Onu da şuradan hizalıyoruz. İşte kaça getiriyoruz? Bunu 100'e getirdiğimiz zaman artık bakın gaza bastığım zaman şey yapıyor. Şu anda %2 kaybımız var. O da şundan 98'de ayarlayabildik. Bunu 100'e getirebilirsek aslında kaybımız da olmayacak. Şöyle tam 100'e de getiremiyorum. O ince ayarı yapamıyorum. Bakın şu anda %2 araç gaz veriyor olacak girdiğimiz zaman. O yüzden böyle 98'de bırakmak daha mantıklı geliyor. Bunu bu şekilde ayarladık. Gazımızı ayarladık. Kemer dediği fren arkadaşlar. Bastım. Freni seçtim. Bakın şu anda bunda da %100'de görünüyor. Geldim. G29 için bu şekilde ters yapıyoruz. Evet dedim. Ve yine bakın şuradaki soluk çizgiyi görüyoruz. Bu soluk çizgiyi bu şekilde sıfır noktasına getirmemiz gerekiyor. Yine 98'de kalıyor. 100 yapamıyoruz burayı. O yüzden tam sıfırda kalmıyor. Şimdi bakın bıraktım. Frene bastığım zaman da gördüğünüz gibi fren çalışmaya başladı şu anda. Tabii şuradaki 1-2 kademe olayları ne tam bilmiyorum. Bir de bu işte kazanç kaybı olayı falan var. O neden var, ne işe yarıyor açıkçası bilmiyorum ama burası anladığım kadarıyla geliştiriliyor zaten şu anda. Çünkü ilk ben oyuna girdiğimde ayarları yaparken bu şekilde değildi burası. Gaz fren eksenini birleştirme durumu var şurada. Gaz fren eksenini birleştir var. Bunu evet yaparsak bunları pasif hale getirip gaz fren eksenini birleştiriyor. Sanırım bu eksi değerler de onunla alakalı bir şey işte. Gaza bastığım zaman artı tarafa, frene bastığım zaman eksi tarafa doğru düşmesiyle alakalı bir şey sanırım bu. Tam bilemiyorum. O yüzden yorum yapamıyorum. Vites yükseltme düşürme ekseni bunu aktif edemedim ben arkadaşlar. Yani burada şunu ayarlıyoruz aslında. Tıkladım. Vites yükseltmek için ve vites düşürmek için sağ ve sol F1 kolacaklarını vermiş oldum bunlara. Ama oyun içinde ben kullanamadım bunu. Şey yapmama, ayarlamama rağmen kullanamadım bunları. Ama bu şekilde üzerine basıp hangi tuşu atama yapmak istiyorsanız onu seçtiğiniz zaman bakın artık bastığım zaman yanıyor. Şu anda sola basıyorum ve solda yanıyor.
Yani yükseltme ve düşürme olarak işlem yapabiliyorum. Debriyaj bölümünde yine biraz önceki gaz fren gibi aynı mantıkla çalışıyor. Seçtim. Ayarlara geldim. Yine bunu evet seçmem ve eksenimi ayarlamam gerekiyor. Bakın ayarladım. Şu anda artık basıyorum. Debriyajım da çalışıyor. Ama mesela bunlarda kademe gösteriyor ama burada herhangi bir kademe göstermiyor şu anda. Ama aynı mantıkta çalışıyorlar zaten. Sonra işte kontaktır vesaire. Bunların tamamını direksiyonun üzerindeki tuşlara atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Direksiyonun üzerindeki bazı tuşları kabul etmiyor bu arada. Ama bazı tuşları kabul ediyor. Neden kabul ediyor, neden kabul etmiyor bilmiyorum açıkçası. Ama direksiyon üzerindeki bazı tuşları görmüyorum. Oyunla alakalı bir şey bu. Direksiyon setiyle alakalı bir durum değil. Oyunun ayarlarıyla alakalı bir durum. Buradan tuş atamalarımızı yine yapabiliyoruz. ETS'de veya diğer oyunlarda nasıl tuş ataması yapıyorsak aynı şekilde direksiyon setimizin tuş atamalarını yapabiliyoruz. Ne var burada? Sola sağa hareket eksenini birleştir diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? AD yani yürümeyle alakalı bir şey sanırım bu. Oyuncu diyor zaten burada bakın. Oyuncunun sola sağa hareket eksenini birleştir diyor. Bu eksen birleştirme olayı ne anlama geliyor? İnanın bilmiyorum. Yorum yapamıyorum o yüzden onunla ilgili çok fazla. İleri geri hareket yine aynı şekilde. AD, VS, ileri geri ve sola sağa hareketlerimizi birleştirebiliyoruz. Kullan bölümü arkadaşlar klavyede oynarken zaten E ile kapıyı açıyoruz. E ile işte kablo bağlıyoruz. E ile dorsenin direklerini kaldırıyoruz gibi şeyler var. Bunu yine direksiyon setinde üzerinde herhangi bir tuşa atayabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey var. Mesela bakın buraya akis bir geldi. Bastım. Hem buraya hem buraya aynı tuşu atamış oldum. Böyle de bir bug var burada oyunda. Muhtemelen bunu da zaten düzelteceklerdir. Ki bu oyun arkadaşlar zaten demo olduğundan dolayı hani bu tarz şeylere çok fazla takılmıyorum ben şu anda. Bu tarz şeyleri çok fazla önemsemiyorum. Direksiyon setiyle denedik, oynamaya çalıştık, oynayabildik bir yere kadar. Ama klavyeyle oynamak şu an için daha kolay. Oyunun gerçek oyun çıktığı zaman yani Truck World Avustralya adı altında oyun piyasaya sürüldüğü zaman zaten bu tarz sorunlar muhtemelen hiç olmayacaktır. Olsa bile minimize edilmiş şekilde olacaktır. O yüzden bunlara şu anda bu oyunda çok fazla takılmıyorum bunlara. Hızlı yeniden başlatma kısa yolu verebiliyoruz ve vitesler arkadaşlar. 1'den 12'ye kadar vites var. Ataması yapabiliyoruz ve R tuşumuz var arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi G29'un yani Logitech'in vitesi 6 ileri bir geri. Dolayısıyla ben burada 1'den 6'ya kadar vites ataması yapabiliyorum veya 2, 4, 6, 8 diye yapabiliyorum. Ama ben 1'den 6'ya kadar yapmış olsam da 2, 4, 6, 8 ikişerli ikişerli atlayacak şekilde yapmış olsam da mesela geçmiş videolarımı izlerseniz bu oyunla ilgili madene inmiştim. Madenden çıkamamıştım. Direksiyon setiyle oynarken, manuel vitesle oynarken madenden çıkamamıştım. O da oyunun eksilerinden biri şu anda yine. Ama klavyeyle oynadım. Daha doğrusu yine direksiyon setiyle oynadım ama otomatiğe aldım. Tam otomatik yaptım. Ve tam otomatikle çok rahat bir şekilde çıktım. Hani vitesi ben nasıl ayarlarsam ayarlayayım. İşte 2'de kalkmıyor, ağır kalkıyor falan olayı değil bu. Ne yaparsam yapayım o madenden çıkamamıştım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben oynarken şöyle yapmıştım bir de. İşte yarı otomatiğe almıştım. Yarı otomatikte R'ye işte direksiyonun vitesinden şu şekilde atama yapmıştım. Buraya çektiğim zaman R oluyordu. İşte ileri gitmek istediğim zaman da viteste 3'ün yerine almıştım. 3'teyken de ileri gidiyordum, geri geliyordum. O şekilde bir ayarlama yapmıştım arkadaşlar. Bu arada direksiyonla kullanırken dönüş açısı klavyeden daha kısıtlı oluyor. Bilginiz olsun. Dönüş açısı daha kısıtlı oluyor. Daha kısıtlı olması sebebiyle de hop buraya ne oldu? Şimdi bir tuş atadık sanki yanlışlıkla. Yok olmuyor yani bunu atayamıyorum. Niye atayamıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Buradan seçim var mı onu da bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Şu olabilir mi? Olmaz. Ya buradaki ayarı değiştirmişler. Aslında eğer ben buraya tıkladığım zaman dönüşe tıklayıp direksiyonumu şöyle bir sağ sol yaptığımda otomatik olarak algılamıştı ama şu an algılamıyor. Muhtemelen zaten oyun açarken bir güncelleme yaptı. O güncelleme ile bu ayarlar geldi ve o ayar pasife düştü diye düşünüyorum.
Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Çok fazla bir şey yapamadık oyunda açıkçası. Biraz sinir olduk ama yapacak bir şey yok. Artık oyunun gerçek sürümünü dört gözle bekliyor olacağız. Oyunun gerçek sürümünü dört gözle bekleyeceğiz. Geldiği zaman da keyifle oynayacağız. Keyifli bir oyun olacak gibi görünüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.